Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2020 yılı kesin hesap kanun teklifinin devlet borçlarını gösteren 5. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunmaktayım. 2020 yılı sonu itibariyle orta ve uzun vadeli devlet iç borcu 1 trilyon 60 milyar 350 milyon TL'dir değerli arkadaşlar. 2020 yılı devlet dış borcu 700 milyar 400 milyon dolayındadır. Hazine garantili borç miktarı da 150 milyar 300 milyon TL olmuştur. Yani topladığımızda 2020 yılı itibariyle devlet borcu 2 trilyon civarındadır. AKP'nin ülkeyi kötü yönetimi nedeniyle beceriksizliği sayesinde ülkemizin borcu her geçen gün, her geçen saat, her geçen gün dakika artmaktadır. Borç Ekim 2021 tarihi itibariyle 2.3 trilyona çıkmıştır. Devlet borcu dövizdeki artış nedeniyle TL karşılığı olarak 3.5 trilyondur. Milleti biliyor ki artık AKP gerçekleri görmez ve duymaz, duysa da anlamaz haldedir. Anlasa da anlamazlıktan gelerek her şeyi inkar eder, yoksa eğer milletle dalga geçer vaziyettedir. 5 Eylül 2021'de iktidar orta vadeli plan açıkladı. Dolar 8.31 TL idi bu açıklama yapıldığında. Bütçenin plan bütçe komisyonuna geldiği gün dolar 9.30 TL idi. 6 Aralık'ta bu mecliste görüşmeler başladığı gün dolar 13.5 TL idi. 16 Aralık yani bugün dolar 15.5 TL oldu. Yani gördüğünüz gibi daha 2 ay bile dolmadan dolar 2 katına çıkmış durumda. 446 milyar dolar dış borç toplamı sadece son bir ayda dolar karşılığında %50 değer kaybı nedeniyle bugün kur farkından dolayı 232 milyar TL artmış durumdadır. Son 6 aylık olarak bakarsak örneğin 30 Haziran'da Türkiye'nin dış borcu 446 milyar dolar ve TL karşılığında 3 trilyon 900 milyar iken bugün TL'nin hızlı değer kaybetmesinin sonucu 6 trilyon 900 milyar TL'ye çıkmıştır. Bu aradaki fark neye eşittir diye sorar iseniz 2021 yılı bütçesi gibi iki tane bütçe sadece bu dolardaki kur farkından dolayı artmış durumdadır. Yani Türkiye'yi iki kez bütçe büyüklüğünde borçlandırmış bulunmaktasınız. Böyle bir kur farkı yükü milletimizin sırtına tarafınızdan yüklenmiştir. İşçiye, memura, çiftçiye, öğrenciye, sanayiciye, herkese sayenizde kötü ekonomi yönetiminiz nedeniyle bir yük daha binmiş durumda. Bir yıl önceye göre vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerindeki fiyatlar %100 arttı. 3 lira olan süt bugün marketlerde 15 TL. 18 lira olan bir kolu yumurta 36 TL'ye çıktı. 50 lira olan et 100 liraya çıktı. 25 lira olan un bugün 55 TL. 6 lira olan mazot bugün 10 lirayı geçti. Benzin 10 lirayı çoktan geçti. Yine 120 lira olan tüp 220 TL'ye kadar çıktı. Sayenizde emekli, esnaf, çiftçi perişan, vatandaş nasıl geçineceğini, ne yapacağını şaşırmış durumda, kara kara düşünür halde. Vatandaş asgari ücrete sevinemedi. Çünkü zamlar bir taraftan devam ediyor, dolar artışı, döviz artışı bir taraftan devam ediyor. Daha bugün ilan edilen asgari ücret verilmeden erimeye başladı. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar tüm iktidarlar boyunca 779 milyar dolarlık bütün iktidarlar tarafından harcanmış bir bütçe vardı. Bu harcamalarla sayısız barajlar, fabrikalar,
okullar, köprüler, binlerce kilometre yollar, hepsi devletin bütçesiyle yapıldı. AKP döneminde ise 2,5 trilyon dolarlık para harcandı değerli arkadaşlar. Ancak birçok yatırım bugün sizin biz yaptık diye övünmeye çalıştığınız yatırımlar ise kamu özel işbirliğiyle yapılmış projelerdir. Örneğin 3. Boğaz Köprüsü, Avrasya Tüneli, Orhan Gazi Köprüsü, 3. İstanbul Havaalanı, Zafer Havaalanı, otobanlar, bunların hepsi kamu özel işbirliği kapsamında yapılan yatırımlardır. Yani bu kadar büyük parayı nereye harcadığınızı ben vatandaşlarımız adına sizlere soruyorum. 2024 yılı sonuna kadar bu garanti ödemelerinden dolayı devlete 190 milyar daha bir bütçe yükü olduğunu sizler de biliyorsunuz. Dövizdeki artış da bu yük de her gün artmaya devam etmekte. Üstelik neredeyse tüm fabrikaları sattınız. Elinizde satacak fabrika kalmadı. Şimdi değerli arkadaşlar, 1986'dan bu tarafa yapılmış olan bu özelleştirmelerle 170 milyarlık bir gelir elde edildi ve bu satışların hemen hemen büyük çoğunluğu iktidarınız döneminde yapıldı. Şimdi fabrikalar bitti. Ne kaldı elinizde? Elinizde değerli arsalar kaldı. Yani satma sırası şimdi değerli arazilerde. Salgın döneminde bu ülkede neredeyse hayat durdu. Her şey durdu. Meclis dahi o sürede çoğunlukla çalışmadı ama bir tek şey durmadı. Bu hazineye ait satışlar, arazi satışları durmadı. Son hızıyla bu satışlara devam ettiniz. Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar o zor şartlarda yapılmış birçok fabrika iktidarınız tarafından birer birer satıldı. Şimdi Milli Emlak ile TOKİ kamu arazilerini parsel parsel satmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar 1500 arazi bu yıl sonuna kadar satılacak. 2022 yılında yine bu kurumlar tarafından 5542 taşınmazın satış ilanı hazırlıkları resmi kayıtlarda var. Değerli arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz? Bu ülkede satmadık yer bırakmıyorsunuz. Hepsini parsel parsel satıyorsunuz. Bir yere mi kaçacaksınız? Nedir bu telaşınız? Her iki kurum yıl sonuna kadar ne bulursa, bakın ne bulursa, kamu arazi olsun yeter ki tarla, bahçe, çalılık, ham toprak, ne varsa satıyorsunuz. 72 ilde önümüzdeki yıl ifade ettiğim gibi 5542 taşınmaz satış takviminde. 128 milyar dolar nerede dedik, aylarca, günlerce bir kelime dahi cevap veremediniz ama tahmin ediyorum ki bugün o dolarları alanlar ayak ayak üstüne attılar, kahvelerini yudumlarken dolardaki artışı büyük bir zevkle izlemekteler. Çünkü her dakika kazanmaktalar. Bakın, bu satışlardan en önemlilerden bir tanesi ve stratejik olanlardan bir tanesi de limanlar. Şimdi önümüzdeki günlerde limanların tekrar satışıyla, işletmesiyle ilgili süreleri uzatmaya çalışıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Antalya Limanı. Antalya Limanı'nın işletmesiyle ilgili daha önümüzde 6 yıllık bir süre var. Yine bir Katarlı firma, Katarlılar Antalya Limanı'nı geçen yıl aldılar. 7 yıllık işletme karşılığı 140 milyon dolar karşılığında aldılar. Önümüzde daha 6 yıl var. Ama siz çıkardığınız kanunla 19 yıllık daha hak vermeye çalışıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, limanlar stratejik yerlerdir. Buraların böyle uzun sürelerle kiralanması, işletmelerin devredilmesi doğru değildir. Ayrıca bakın, günü geldiğinde ihalesi yapılır ise, rekabet koşulları içerisinde ihalesi yapılırsa belki daha yükseğe gitme ihtimali de var. Ancak siz mevcut kiracılara tekliflerle buraları devretmeye çalışıyorsunuz. Şimdi Antalya
Tamamlayalım lütfen. Antalya Limanı, Antalya ticareti açısından, ihracatı açısından çok stratejik bir yerdir. Ancak bu Katarları aldıktan sonra bakın burada çok yüksek bedellerle işletme hakkı olduğu için vatandaşa yüksek bedellerle kullanım yapılmakta. Örneğin İzmir'de 3.20 dolara giderken, Mersin'de 3 dolara yükleme yapılırken, Antalya'da 7.35 dolar gibi yüksek bir hizmet bedeli alınmakta. Bu da Antalya ticaretini ciddi anlamda sekteye uğratmakta. Çünkü Antalya ihracatçısı İzmir'e ya da Mersin'e mecburen yönlenmek zorunda kalmakta. Gelin limanların ve özellikle de Antalya limanının bu şekilde devrinden vazgeçin diyorum. Limanlar bizim stratejik yerlerimizdir. Bu